Ne diyordu Erdoğan? İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Tek başına AKP değil, AKP artı MHP 2 sene önce İstanbul'da çökmüştür. Hem de 2 kere. Türkiye'yi kaybettiklerini biliyorlar. 2017'de dereyi geçen atlarının arkasında artık 15 Temmuz rüzgarı da yok. Kimse inanmıyor. İnsanlar ülkenin kötüye gittiğini yeni görmeye başladı. Reis ne yapar eder bizi buradan çıkarır. İnancı bitti. Erdoğan seçime gidemez. Köşeye sıkıştığında ne yapacağını kestirmek zor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemmiş. Bakın, parlamentonun tek işlevi kaldı. Onu da ancak AKP azınlığa düşerse kullanabilir. Meclis 360 üyeyle seçime gidip Erdoğan hakkında soruşturma açabilir. 400 üye de onu Yüce Divan'a gönderir. Olabilir bu. 40-50 vekil Babacan'ın partisine geçerse seyreyleyin gümbürtüyü. Lakin gerek kalmayacak. Sarsıntı mutfakta başladı. Kriz nedeniyle devlet vergi tahsil edemediği için borçlanma arttı. Sarayın IMF inadı kırılır mı? Mevcut söyleme bakarak zor. Vatandaş açlıkla karşı karşıya. Bu yeni olmadı. Türkiye son 7 senedir istikrarlı biçimde fakirleşiyor. 2013 yılında kişi başı yıllık milli gelir zirvedeydi. 12.500 dolar. Türkiye o tarihten sonra şahsım devletinin taşlarını döşedi. Hukuk ve demokrasi rafa kalktı. Can ve mal emniyeti kalmadı. Milli gelir sonraki her sene azalarak geldi. IMF öngörüsüne göre 2020 için 7.700 dolar bekleniyor. Seneye bunun da altında olacak. Ülke makas değiştirmedikçe serbest düşüş sürecek. Şunu anlayın artık. Türkiye'nin lehine olan şeyler Erdoğan'ın aleyhinedir. Onun içindir ki Erdoğan artı Bahçeli ikilisi vites yükseltti. Çakıcı Kılıçdaroğlu'na akıllı ol demişti. Erdoğan bundan 2 hafta sonra kendinden işaret bekleyenlere dersini verin dedi. Herkes aklını başına toplamalı. Ülkenin önünde büyük bir tehlike var. Erdoğan mevcut rejimi vazgeçilmez biçimde oturtmaya çalışıyor. Ve bunu yapabilir. Mücadele bu zemindedir. Her geçen gün zaman daralıyor. Bakın mahallelere, hepsinin içi kavgalı ve hepsi sarayın kendine yönelttiği namluyu çevirip yanındakine doğrultuyor. Bu sezonun berbat finali çok uzakta değildir yani. Ne bileyim, moda tabirle belki de böyle aşılanıyor Türkiye politik virüslere karşı.